Yaratıcılık hem Yemek Sepeti'nin 17 senelik hikayesinde hem de benim kendi hikayemde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ve bunun için güncel kalmak adına dünyadaki bütün yapmakta olduğumuz işle ilgili yayınları takip ediyorum. Genç girişimcilerle geçirmiş olduğum vakitler yaratıcılık tarafımı ciddi anlamda besliyor. Aynı zamanda da hobi olarak çizgi romanlarla ve sanatla uğraşıyorum. Ve oradaki yaratıcılığı görmek beni hakikaten çok mutlu ediyor. Türk modern ressamları özellikle çok bana hitap ediyor. Fikret Mualla'nın hem hayat hikayesi hem de resimleri gerçekten çok hitap ediyor ve yanılmıyorsam 20'den fazla Fikret Mualla'nın eserine sahibim. Ama son zamanlarda bir de uluslararası anlamdaki ressamlara daha çok bakmaya başladım. Dali'nin Alice Harikalar Diyarında'nın bir edisyonunu birebir kendi çizdiği bir versiyon var. Onu satın aldım ve onunla bayağı zaman geçiriyorum. Bundan sonraki dönemleri yine Türk modern resminin önemli isimleri ve dünyadaki önemli isimler koleksiyonun parçası halinde olacaklar. Benimle beraber olması ve benim ihtiyaç duyduğum anda dünyada olup bitene ve teknolojinin en son hizmetlerine ulaşabiliyor olmam gerçekten çok önemli. Onların kendi fikirlerini büyük bir heyecanla ve büyük bir tutkuyla benimle paylaşmaları beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü benim kendi hayatıma baktığınız zaman da tutku kelimesinin çok önemli bir yer aldığını görüyoruz. Ve insanlarda da aynı tutkuyu, aynı heyecanı, aynı ruhu bulduğum zamanlarda gerçekten etkileniyorum ve onları daha başka bir türlü, daha içten dinlemeye, onlarla empati kurmaya çalışıyorum. Sunumun şeklinden öte, bence o sunumu yapan kişinin sunuma ne kadar kendinden bir şey kattığı çok daha önemli. Anlatılan şeyle paralel bir şekilde bir sunum gördüğüm zaman da bunun içerisinde teknolojinin en son şekilde kullanımı da dahil olmak üzere bu gerçekten beni heyecanlandırıyor. Abi kesinlikle kısa olması gerekiyor. Çok daha kısa. Tercihen chartlarla, comparison yani kıyaslamalarla ve mümkün olduğunca kısa ve net bir şekilde karşı tarafa söylemek istediğini anlatması gerekiyor. Projelerine aşık olmaları çok önemli bir hata. Yani mutlaka her projenin bir takım eksi tarafları ve artı tarafları vardır. Ama projeyi gereğinden fazla benimseyip projeye aşık olma noktasına getirdikleri takdirde o zaman dışarıdan gelecek herhangi bir geri bildirime kapalı hale geliyorlar. Bu da projelerini ilerletmeleri için çok büyük bir fırsattan kendilerini alıkoyuyor. Başka yapılan ortak hatalardan biri en samimi arkadaşlarıyla o işi yapmaya çalışmaları, ortak olmaya çalışmaları. En samimi arkadaşlarıyla değil de aslında o işe en uygun kişiyle ortaklık yapıp projelerini geliştirmeleri çok daha doğru bir yaklaşım olur. Dünyada şu anda bile, yani şu biz bu konuşmayı yaparken birçok girişimci, birçok yatırımcı sunum yapıyor. Ve bunların farklı örnekleri ve yatırımcıların bu örneklerle ilgili geri bildirimleri internette fazlasıyla mevcut. Ulaşabildikleri bütün bilgiye ulaşsınlar. Okuyabildikleri, seyredebildikleri, izleyebildikleri her şeyi izlesinler.